Hoş bulduk şekerim. Teşekkürler. Kahve? Aa yok sağ ol istemem. Ben nikahta hediyemi verememiştim. Öyle şimdi geçerken bir uğrayayım. Ayaküstü bir sizi tebrik edeyim. Hediyemi vereyim falan dedim. İlk gezimizden. Yani evet haklısın. Yani pek münasip olmadı ama... yani tanıştırayım ben Nesrin. Benden her türlü şey bekledim şekerim. Derya nerede? O yok mu? Yok. Ne demek yok? Yok. Bak ben çok mutluyum sizin adınıza. Bizim adımıza ha? Evet ama eğer hani benim bilmediğim bir şey varsa ve bu mutluluğum kursamda kalacaksa da bilmek isterim. Yani şimdi o yüzden sorabilir miyim acaba? Hani karın ilk gecenizde nerede olabilir acaba? Evinde. Ne evi ya? Biliyordum ya. Biliyordum ya. Of. Ne yaptın? Ne yaptın sen? Kadını tehdit mi ettin? Zorla mı evlendirdin? Kenancığım, bak Önder o kadını kendi isteği dışında evlendiğini bir öğrenirse asla peşini bırakmaz ki. Bırakmayacak da zaten. Hayır ne yani? Senin bu muhteşem planın bu muydu? Bir kadını tehditle bilmem neyle zorla nikaha oturma. Bravo sana. Bravo. Zorla değil. Zorla yani çok gönüllü olduğunu da söyleyemem ama... Ya karışık o taraflar, biraz karışık o işler yani. Hem rızasını aldım hem de benden hala nefret ediyor. Olsun ama imzayı attı. Önemli olan attı imzayı. Şekerim sen ne karıştırıyorsun? Çok güzel karıştırıyorum ama kabul et. Sen de bana yardımcı olursan kartlar masada yeniden dağıtılır. Bu süreçte Önder'i kafalamak zorundasın. Eğer bana yardımcı olursan... Derya benim, Önder senin olur. Tamam. Sen şimdi bana her şeyi olduğu gibi şöyle baştan ama tane tane bir anlatır mısın? Lütfen. Derya bana donör olabilmek için benimle evlendi. Aklınca. Ama nakilden hemen sonra ilk celsede boşanacak. Önder de bu durumu biliyor. Tabii ki. Yani onun da umudu bu tabii. Ama tabii beni yani bizi tanımıyor. Yani bence biraz tanıyorlardır ya. Haksızlık etmeyelim. Bu kadar iyi değil diye. Ne olabilir? Yani çünkü onlar böyle nasıl desem biraz... romantik. Yani olabilir. Yani gerçi bana kalsa ben... Sap filan derim. Üstüne de. Hı. Öyle de deneyelim şimdi hayat arkadaşlarımız hakkında. Tamam. Peki sen şimdi benden ne istiyorsun bu süreçte? Ben bu süreçte biraz böyle Önder'in sinirlerini yıpratacağım. Çünkü kolay değil şimdi aşık olduğun kadının başka biriyle evlenmesine razı olmak. Hiç kabul edilebilir bir şey değil. Yani kendimi onun yerine koyuyorum. Ay Allah kahretsin ya çok fena çok. Yazık yazık. Yazık ama mesela... Hani bu süreçte yurt dışında iyi bir takımdan Önder'e bir teklif gelse. Mesela antrenörlük. Mesela ve sen de hazır psikolojisi bozukken ona bunu kabul ettirsen. Yepyeni bir hayata başlarız birlikte. Bingo. Aa, varım. Anlaştık. Anlaştık. Ne aldın? Ay, yani son dakika söyledin. Önüme çıkan ilk dükkandan gittim. Aldım bir şey. Aldın? Hı. Aşk insanın hayatına kaç kere gelir Derya. İnsan neden sevdiğine sırtını döner? Yani Kenan hasta diye insan sevdiğini terk eder mi ya? Vallahi ben günahımı bile vermezdim Fırat'a yani. Ya o kadar bir daha Fırat dersen şu fırına sokacağım kendimi vallahi ya. Özür dilerim yani. Yeter ya. Ağzımdan kaçtı yapma tamam. Tut ağzını o zaman ya. Lütfen. Allah tamam Allah. Sakin ol. Allah'ım tamam haklısın. Tamam yani demek istediğim şu ki 100 verirsin deliye döner. Ay tamam yeter. Yeter Kader. Ya tamam ama öyle yani. Sanırsın 3 günlük ömrü kaldı adamın ya. Ben sana üzülüyorum arkadaşım. Olansa ne oluyor? Benim içimi yakan o. Şu saatten sonra var ya Önder senin yüzüne bile bakmaz der ya. Diyor Derya. Ha. Günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. Derya, ben okula gitmeden acaba beraber bir kahvaltı mı yapsak diyorum. Olur. Kader, biz yaptık ya kahvaltımızı. Aha. Hocam afiyet olsun size. Hadi. Yani çay içeriz, iki lokma atarız. Ya ben dükkanda ısmarlayacağım çayı sana, hadi. Oldu o zaman ben. Abla görüşürüz. Görüşürüz Bilal. Hocam daha sık görüşelim ya. Şişt, umarım. Hadi, yürü Kader. Hadi. Ha, evet, sen hiç şey yapma ya, otur. Ben hemen bir dakikada hazırlarım. Olmaz öyle, beraber hazırlayacağız. Sen çayları hallet, ben bir tabağa böyle simit, zeytin falan bir şeyler ayarlayayım. İyi, tamam. Ben dün abarttım. Yo aslında. Böyle öyle, herhalde. Şimdi sonra tabii seninle konuştuktan sonra rahatlayınca bir düşünme fırsatım oldu. Bizim şunu yapmamız lazım. Senin sağlığın çok önemli. Yani başka hiçbir şey değil. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası senin bağışıklık sistemini kuvvetli tutmamız lazım. Yani olayımız tamamıyla o. Kenan, içeri park et diyeceğim ama yer kalmadı. Biraz öteye git istersen. Yavaş, çiçekleri mahvetti. Apar topar oldu, her şeyi hiç konuşamadık. Konuşmamız lazım ve Önder. Kimsenin bilmemesi lazım. Biliyorum. Ben zaten başta Derya'yı riske atmam. Nerede konuşabiliriz? Şu arabayı şuradan çek, şu tarafa doğru. Ondan sonra gel burada konuşuruz. Bana çay var mı? Ya Kenan, yürü git. Telefon çalıyor. Alo! Ne biçim bir adam bu ya? Bilmiyorum. Kenan Bey? Oğlum, Mavi'nin annesiyle ilgili bir şeyler buldum ama pek hoş değil. Neymiş hoş olmayan? Şimdi ben sana bir PDF dosyası atacağım. Tamam, Mavi'nin ailesiyle ilgili bütün bilgiler orada, tamam mı? Tamamdır. Teşekkür ederim Kenan Bey, iyiliğiniz için. Oğlum, iş rica etmişti de. Nerede kalmıştık? Ha. Sen okula gitmeyecek misin ya? Peki. Nerede kalmıştık Derya? Ha. Ya bak ben de biliyorum bu evlerin numaradan olduğunu ama yani yasaları çiğniyoruz, kanunları çiğnemiyor muyuz sence de yani? Ya biz bir şeye karşı gelmiyoruz. İllegal bir şey yaptığımızın farkındayım. Sen farkında mısın acaba? Evet. Yoksa senin de balayında olurduk değil mi? Yani evlendiği günün sabahına karısını alıp da fırında çalışmaya gönderecek bir adam gibi duruyorum ben. Hayır tabii ki. Ama evlendiği günün sabahında karşısındakini pişman edecek birisi gibi duruyorsun. Ya sen hala işin ciddiyetini anlamadın. Bak ne diyorum sana, gelecekler diyorum, kontrole gelecekler diyorum. O yüzden bana taşınmanız lazım. Ne? Ne? Bak beni delirteceksin. Nereye size taşınmamız gerekiyor? Hayır efendim, hiçbir yere taşınmıyoruz. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını zannediyorsun? Allah Allah. Nakilden sonra acaba nelerle karşıma çıkacaksın ha? 5 yıl evli kalma mecburiyeti falan diye çıkabilir bak, böyle söyleyeyim sana. Taksit taksit bilgi verme bana. Nedir bu böyle? Tamam o zaman ben size taşınırım. Hı? Bak Kenan, seni boğarım. Vallahi de boğarım. Ameliyata kadar ne seni görmek istiyorum ne de sesini duymak istiyorum. Yürü git buradan. Yürü. Hadi. Çok sinirli değil mi ya? Hadi git Kenan ya, hadi git. Tamam, simidini de aldım ama kusura bakma. Hadi git, hadi lütfen. Hadi. Ne yapıyor bu adam ya? Hayır, senden bir iyilik istedi. Sen de kabul ettin. Sonuçta hayatı söz konusu, sağlık meselesi. İnsanlık yaptın, kabul ettin. Ben de sonuna kadar saygı duyuyorum. Yok, ben ne yapacağımı biliyorum zaten Önder. Biliyorum. Ben ameliyattan sonra bunun sırasına bile bakmayacağım. Bakmam. Yani böyle formaliteymiş, yalanmış. Bunlarla beni korkutamaz. Cezaysa da cezamı alırım. Bu iş bu kadar. Biter. Şimdi öyle deme. Şimdi ben seni konuşarak galeyana getirdim de öyle deme. Biz önümüze bakalım. Ya işte önümüzde bu deli var zaten. Neye bakacağız başka türlü? Önder Bey hala buradasınız maşallah. Sabahları Derya deniz havası almadan uyanamıyorsunuz galiba ha? Önder Bey. Aman dikkat edin de fazlası çarpar. Öyle değil mi? Delileri şüpheleniyor diyor yani. O zaman Ali ile ben konuşurum bir hocası olarak. Tabii. Durumu kontrol altına alırım, olmaz öyle şey. Evet, kontrol altına alın siz durumları. Çünkü yani ben haklarımı devrettim zaten. Etim benim, kemikleri de sizin olabilir. Ay işte o öyle değil ama Derya. Ha? Yani et senin, kemiği benim şeklinde söyleniyor. Yanlış yani şey yapmayın. Önemli değil, şey yapın, devam edin. O zaman ben konuyla ilgili geri dönerim. Aha. Konuşuruz. Tamam. Görüşmek üzere. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alo Önder Bey. Buyurun benim. Merhabalar. Yurt dışındaki Neuer Berlin takımı bu yıl 2. lige yükseldi. Ve antrenörlük için size bir teklifte bulunmak istiyorlar. Teklif mi? Ben şaşırdım şimdi biraz da kusura bakmayın. Ama böyle bir teklifi kabul etmem mümkün değil maalesef. Hemen karar vermek zorunda değilsiniz. Yüzle görüşmek istiyorlar çünkü. Size bir hafta süre vermek istiyorlar düşünmeniz için. Şimdi benim önceliklerim değiştiği için muhtemelen cevabım değişmez. Dolayısıyla yine de teşekkür ederim ama teklifinize. İyi günler. Su koyayım mı sana biraz? Hayır. Ben istersem alırım. Sana ne oluyor? Kenan Bey merhabalar. Müsaadeniz var mı? Tabii tabii. Buyurun, buyurun, buyurun. Bak Allah'tan başka bir şey isteseymişsin. Hemen geldiler. Buyurun. Ha. Bunlar pek ekonomi dergisinden görünmüyorlar. Magazin gibiler. Farkında mısın? Artık hepsi birbirine karıştı hayatım. Hı. Aa, siz baba oğul ne kadar durgunsunuz ama. Biz keyfimiz yerine gelsin diye çıkalım dedik. Hadi şu ortamın, manzaranın bir tadını çıkarın canım. Kim? Hı? Kim? Önemli bir şey değil. Bir iş teklifi var Almanya'dan. Hı? Yok oğlum iş öyle önemli bir şey. Kabul etmedin değil mi? Gitmeyeceğiz bir yere. Ay neden olmasın? Yani yine de sen bilirsin Önder'cim ama. Anne bir dur bir saniye. Gitmeyeceğiz değil mi bir yere baba? Canım. Hayır kuzum sen benimle kalırsın. Bak ben sana söz veriyorum. Her hafta sonu babanı ziyaret ederiz. Evet, zaten okulun bittiği zaman da biz de taşınırız Berlin'e. Fena mı? Aa. Ay Kenan'la Derya değil mi ya? Fotoğraf falan çektiriyorlar. Kenan Bey sizin için 2. bahar diyebilir miyiz? Biz Derya Hanım'la birbirimizi tekrar bulduktan sonra bir daha ayrılmamaya karar verdik değil mi canım? Evet, evet öyle oldu biraz. Siz ne söylemek istersiniz delikanlılar? Ali'ciğim? Eğer onlar mutlularsa biz de mutluyuz. Alo? Merhabalar öncelikle. Merhaba. Şimdi eğer ailemizle ilgili soruyorsanız... ben Derya Hanım'la tanışmaktan çok memnunum. Ekonomiyle ilgili soruyorsanız... ama neyse çok konuya girmeyelim şimdi. Ben spagettime dönüyorum. Gördüğünüz gibi oğullarım ateş gibi yani yarın öbür gün üniversiteden mezun oldukları zaman... iş dünyasının da tozunu attıracaklar. O zaman ben önden hesabı ödeyeyim, siz de gelin tamam. Baba. Hadi annem bekliyor. Yok siz vazgeçmeyin, vazgeçmeyin. Önder Hoca bu aralar kırılmaya çok müsait. O yüzden siz sakın vazgeçmeyin. Tamam. Konuşuruz biz sonra. Ben ararım gene. Görüşmek üzere. Haber geldi. Yarın denetçiler gelecekmiş. Tamam, peki. Hadi atlayın arabaya, ben bırakayım sizi. Yok, biz kendimiz gideriz. Ali bir taksi çevir oğlum. Oğlum dur, ne gerek var ya? Araba var işte, biz bırakalım sizi. Kenan, biz gideriz kendimiz. Ama tamam. Vali arkadaş, bir taksi çağırır mısın rica etsem? Oğlum bir gel, bir şey soracağım. Gel. Sana değil, sen bekle, arabaya geç. Ne oldu, Mavi'nin ailesini bulabildiniz mi? Bulduk. Ha, benim bulduklarım işe yaradı yani. İşe yaradı da Kenan Bey, Mavi'nin annesi Mavi'yi istemiyor ki, merak bile etmedi ya. Hadi ya. Ben dedim. Dedim ben. Yani bir kere zaten istiyorsa zaten bırakmazdı. Ha, bunu bilmek için daha iyi olmaya gerek yok ki. Berk bir sus ya. Sen ne içtin içeride oğlum? Ha. Bak sakın. Mavi'ye bahsetmek yok ha. Bana ne ya? Berk bak sakın diyorum ben. Bana ne? Derya'cığım ben seni arayayım. Paşa'na dikkat et. Tamam tamam. Tamam merak etme. Tamam hadi. Arayacağım ben seni. Bugün çok güzel görünüyordun. Sizi gördüm. Gerçek bir aile gibiydiniz. Hem de mutlu ve gerçek bir aile. Alo. Alo Önder Bey, merhabalar. Size teklifimizi daha iyi şartlarda yeniden sunmak istiyoruz. Ben gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Ama ne sizin vaktinizi almak istiyorum ne kendi vaktimi. Bilginize, alakanıza çok teşekkürler ama yani benim cevabım aynı olacaktır, değişmeyecektir yani. O yüzden birbirimizi zorlamayalım bence. Peki. Ama yine de teşekkür. Çok teşekkür ederim, iyi akşamlar. Bence biraz daha düşünseydin ha. Yani böyle bir anda kestirip atmasa mıydın acaba? Çünkü senin yurt dışında çalışmak falan hep hayalindi ya. Hmm. Öyleydi. 15 yıl önce futbolcu olarak. Ama maalesef bu hayallerin hepsi çöpe gitti. Sayenizde. Önder ne yapıyor ki burada? Önder? Korkma çocuğum, korkma. Tehlikeli bir durum yok. Önder hayırdır? Hocam selam. Selam. Ceketin çok güzelmiş. Tamam sen gir içeri, gir. Önder Kenan, round 1. Bu aralar kafa gidik biraz çocuğum. Konuşmamız lazım. Konuşalım hadi. Kenan senin derdin ne? Bak Derya iyilik olsun diye sana bir yardımda bulunuyor. Ama sen bunu hiç görmeyip böyle büyük aşık havalarıyla etrafta gezmeler falan. Nedir derdin? Sen bunu söylemeye mi geldin? Hah, bunu söylemeye geldim. Bir de sınırını aşıyorsun, onu söylemeye geldim. Ne sınırından bahsediyorsun sen? Bizim aramızda sınır falan yok. Derya benim mazim, geçmişim, oğlumun anası. Yani... Bak işte kendin söylüyorsun. Mazi, mazi. Oysa o kadın benim geleceğim Kenan. Hiç o kadar emin olma. Kenan, senin derdin hayatta kalmak değil miydi abi? Tamam çözdün o problemi. Şimdi derdin ne? Ne olur onu söyle bana. Derdin ne? Önce Can... Sonra da Canan. Bak işte orada duracaksın. Sana yeminim olsun. Seni Derya'nın yanında gördüğüm her anda karşına çıkacağım. Aa, ay, hasta adamı tehdit ediyorsun şu anda. Ama, ay. Oldu görüşürüz o zaman Önder'cim. Gene gel bak. Öyle kapı önü olmaz. Hadi. Gel. Açık, trafik açık, rahat. Şöyle kavisli alırsan... Şöyle... Anca gidersin. Anca gidersin. Önder'cim. Nesrin? Ben ufaktan iznimi isteyeyim artık. Hem zaten sen de dünden beri o kadar öfkelisin ki... ...hani ben de olan bana olacak diye korkmaya başladım açıkçası. O yüzden ben kovulmadan gideyim. Gel, konuşalım biraz. Önder'cim ben seni çok iyi anlıyorum. Tamam sen böyle kırgınsın, öfkelisin falan ama... ...bu olanların suçlusu inan ben değilim. Biliyorum, değilsin. Lütfen. Gel. Ben senin gitmeni istemiyorum. Hı? Burada kalmalısın. Hı? Hem ben yokken Çağrı'ya göz kulak olursun. Sen yokken mi? Diyorum ki Ben gideyim şu teklifi yerinde bir değerlendireyim. Böylesi daha iyi olacak benim için. Sizin için. Herkes için. O yüzden kal. Her şeyini aldın mı? Aldım, aldım. Bu ne? Çağrı. Hani gitmeyecektin? Ben de geliyorum. Ben Çağrı'cığım biraz sakin olur musun? Yok, sakin falan olamam. Ben de babamla gideceğim. Çağrı. Oğlum ben temelli gitmiyorum oraya. Bir gideyim bir ortama bakayım. Bir insanlarla tanışayım. Zaten bir deneme süreci falan diyorlar. Bir bakalım memnun kalacak mıyız, kalmayacak mıyız birbirimizden? Eğer her şey yolunda giderse ama merak etme, sen burada kalacaksın. Arkadaşlarından, okulundan kopmayacaksın, annenden kopmayacaksın, merak etme. Ya senden uzak kalacağım. Ne diyorsun baba ya? Ya kaçıp gidemezsin. Seni seven bir sürü insan var. Ben varım, annem var, öğrencilerin var. Kaçıp gidemez. Ya istiyorsa seni sevmesin ya. Gidemezsin ya. Ya böyle lütfen. Ya benden kaçamazsın ya. Her şeyi yoluna koymuşum seni, annemi, Zeyno'yu. Her şey yolundaydı. Gidemezsin şu anda ya. Her şey yolunda olacak yine, merak etme. Her şey yolunda olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.